Herkese merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam uzun bir aradan sonra yine canlı yayınlarla birlikteyiz ama artık benim hesabımdan happyfashionandfood.com adresinden. Bugün de meme kanseri farkındalık ayına özel olarak, Ekim ayına özel olarak bir konuğumuz olacak. Aslında uzun zamandır o konuğumuzla yayın yapmak istiyorduk ama bu akşama kısmet oldu. Kendisi özellikle meme cerrahisi konusunda uzman. Doçent Doktor Bülent Çitgez, Seyrantepe Hamidiye Etfale Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi uzmanı. Şimdi onu gelişmeleri öğrenmek için hemen yayınımıza alalım ve Ona soralım tedavileri, yenilikleri bu hastalıktaki. Bekliyoruz. Merhaba hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu pazar akşamını bize ayırdığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum size gerçekten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Programınız da yoğundu ama çok iyi oldu. Sizi böyle bir kısa bir sürede olsa yayın almayı başardım. Aslında biliyorsunuz ben bir yıldır çok istiyordum sizinle konuşmayı. Organize olamamıştık bir türlü ama bu akşama kısmetmiş diyorum. Ve hemen konuşmaya başlayayım. Özellikle Ekim ayı olduğu için meme kanseri farkındalık ayındayız ve türlü türlü faaliyetler, konuşmalar yapılıyor. Özellikle kadınları erken tanı konusunda bilinçlendirmek üzere. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yıl? Bir de biliyorsunuz pandemi sonrası değişik bir dönemdeyiz. Bir süre doktora gidemedik hastalar vesaire. Bu konuda güncel rakamları benimle paylaşabilir misiniz acaba? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sizin de bildiğiniz üzere Ekim ayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Yani kutlanıyor değil mi? Organize ediliyor. Tüm dünyada meme kanserine dikkat çekmek ve bu hastalığı önleyebilmek için en azından erken yakalayabilmek için meme kanseri rakamlar diye soracak olur. Son 20 yılda yaklaşık olarak 2 kat artmış durumda. Bunun sebebi hastalık artmış olabilir. Bir de hem teknolojik gelişme, dünyada gelişen tarama programlarıyla bu meme kanseri tanısı daha fazla oldu son 20 yılda. Peki hocam mesela bir artış da söz konusu galiba rakamlar bunu gösteriyor. Buna neye bağlıyorsunuz acaba size başvuran hastalarda? Peki Türkiye'de kadınlarda görülen kanserlerin %25'i meme kanseri. Meme Hastalıkları Federasyonu'nun ulusal meme kanserinin veri tabanı verilerine göre ise Türkiye'de meme kanseri ortalama yaşı 51. %17'si ise maalesef 40 yaş altında. Gelişmiş ülkelere göre bizde meme kanseri daha erken yaşlarda rastlanıyor. Bunun sebebi çeşitli sebepler olabilir. Birincisi ülkemizde de obezitenin artması, egzersizin ve doğurganlığın azalması, süt verme süresinin kısalması, adet görme yaşının düşmesi ve menopoza girme yaşının uzaması. Türkiye'deki vakaların artmasının başlıca sebepleri olarak görülebilir. Her yıl, ülkemizde her yıl 25 bin yeni meme kanseri tanısı alınıyor. Bu nedenle erken teşhis meme kanserine çok bir önem arz ediyor. Peki hocam pandemi sonrası acaba nasıl bir tablo? Çünkü bir süre gelemedi hastalar sizi görmeye, kontrole. Bu nasıl yansıdı acaba? Öyle pandeminin ilk geçen sene Mart ayından bahsediyorum. 2020 Mart ayında. İlk pandemi ilan edildiğinde tabii ki tüm hastaneye ulaşım ve erişim engellendi. Bir müddet. O dönemde hasta sayımızda düşme oldu. Tabii ki meme kanseri mutlaka vardı ama bize ulaşmakta, gelmekte hem kendileri korktuğu için belki de hem de bize ulaşmakta zorluk çektikleri için bir dönem azaldı. Bizim son 2021 yılında uluslararası literatürde yayınlanan yazımıza göre 140 hasta üzerinde yaptığımız çalışmada pandemiden önceki ilk 3 ayda 72 hasta saptanırken pandemi döneminde 22 hastaya bastı. Aslında o zaman bayağı büyük bir kayıp olmuş arada yani. Ve yine çalışmamıza göre, yani istatistiklere göre evre 4'te normalde %5 oranında istatistik olarak hasta rastlanırken bu iki katına çıkmış evre 4.
Evre 3 ve evre 2 de keza o şekilde olmuş. Yani tabiri caizse bir evre kayması olmuş. Biz bunu ne yaptık tabii? Hastalar mağdur olmasın diye. Bu ileri evrede veya bir evre ileride gelen hastalara önce bir kemoterapiyle başladık. Meme tümörünü küçülttü ki o pandemi döneminde bu enfeksiyonu kapmasınlar. Evreyi küçülttüm diye. Ondan sonra da gerekli cerrahi işlemleri yaptık. Yani hastalarımızın herhangi bir mağduriyeti olmadı. Aslında tedavi protokolü değişmiş oldu diyebiliriz yani. Önce kemoterapi verdik, ondan sonra ameliyatımızı yaptık. Anladım hocam. Peki sizce bu Ekim ayında yapılan çalışmalar size geri dönüşler nasıl oluyor? Hastalar daha da bunun farkına varıp gerçekten de kendi kendilerini kontrol etme bilincini kazanıp bir sorun varsa da size gelme imeleri artıyor mu acaba? Bunu merak ettim. Şöyle Avrupa Birliği İstatistik Kurumu yani Eurostat'ın yaptığı mamografi üzerine yaptığı çalışmalarda Türkiye'de son 3 yılda %33, 34 ve 36 oranında mamografi ulaşım var. Yani her 100 kadından 35'i yapıyor. Bir artış var az da olsa var ama maalesef Avrupa Birliği'ne göre yarı yarıya bir oran azalış var. Yani Avrupa'da %60-65'lerdeyken bizde %30-35'lerde. Yani Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde her 10 kadının 6'sı mamografi yaptırırken bu sayı 3 kadar. Halen yetersiz yani. Evet ama yine de güzel bir artış, yani çok az da olsa bir artış var galiba. Tabii bu sizin sayenizde, işte basın, medya, bu şekilde halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bir de tabii bunun çeşitli şeyler var, sebepleri var. Hastalarımız aslında bu şeye bağlı değil, sosyoekonomik ve kültürel düzeye bağlı değil. Benim tabii spesifik çalıştığımız için genellikle meme kanseri hastaları geliyor bize. İnanır mısınız, kendi tecrübelerimle konuşayım. Bir spiker, normal televizyona çıkan bir spiker, hastam vardı. Evre 4 dediğimiz yani cildi tutmuş, tüm memeye dolmuş bir meme kanseri geldi. Niye diye sorduğumda, hocam korktum o yüzden gelmedim diye. Korktun ama işte sonuçta ileri evre oldu. Tabii toparladık, tedavisini verdik, şey yaptık ama erken gelse belki kemoterapi bile almayacaktı. Sonra bir öğretmen hastam aynı şekilde. Bir tane Avrupa'dan gelen, İsviçre'den gelen bir hastam vardı. Onda T4 tümör dediğimiz tüm memeye doldurmuş, memeye infiltre etmiş bir tümör vardı. Onda da aynı şekilde. Bu iş maalesef ne Avrupa, ne Türkiye, ne de sosyal düzeye bakıyor. Kadınlarımız maalesef korkuyor biraz. Evet hocam, onu bir röportajınızda da okumuştum. Çok şaşırmıştım. Şöyle diyorsunuz, kadınlar kendi kendilerine bunu konduramıyorlar. Olabildiğince de inkar etmeye çalışıyorlar. Ve bu da tedavinin çok geç başlamasına sebep oluyor demiştiniz. Tabii ülkemizin dinamikleri de farklı diğer ülkelere göre. Kadının işte memesinin alınması veya meme kanserinin olması onda bir eksiklik yaratabileceği düşünüyor. Kadın kendine öyle bir eksiklik hissediyor. Ondan dolayı da gelmekte isteksiz olabilir. Biraz ondan da olabilir. O yüzden biz erkeklere ve etrafa düşen de bunun bir hastalık olduğu, herkese başına gelebileceği ve tedavisi olduğunu anlatmak gerekir. Onun cinsi bir durum olmadığını izah etmek gerekir. Bir eksiklik. Evet. Evet, evet. Peki hocam, bu arada bütün hastalarınız çok güzel şeyler yazıyor aşağıda. Bilmiyorum siz yakalayabildiniz mi? Hepsi yayını izliyorlar ve böyle alkışlarla birlikte yorumlarını yolluyorlar size. Ne güzel. Hatta Hürriyet Gazetesi'nde geçen gün Yegane Hanım'ın hikayesini de okuduk. O da çok güzel bir hikaye. Kısaca bizimle paylaşır mısınız? Hem de örnek olması açısından izleyicilere. Başarı hikayesi kesinlikle. Çok aklı başında, sosyo-kültürel düzeyde yüksek, kendisi aslında İran asıllı. Bir vesileyle bize gelmişti, memesinde bir kitle vardı. Biz tanısını bulduk ama birinci evredeydi, koltuk altında da sıçrama olmuştu. Yaşının genç olması, tümörün de kuvvetli olması nedeniyle bir kemoterapi başlandı. Sonra kemoterapi bittikten sonra bitime yakın gebe kalmak istedi. İlacını kesti ve gerçekten bir mucize, kendisi gebe kaldı şu an. Bir fitness merkezinde çalışıyor. Bu konuda da insanlara yardımcı oluyor. Kendi gibi işte bu hastalığı atlatmış onlara da yardımcı oluyor. Bir başarı hikayesi. Kesinlikle hayata küsmedi. Hayata dört elle sarıldı. Ve şu an onun tabii meyvesini yiyor. Evet, hatta o haberde vardı. Eşi bile istememiş yani. Ben istemiyorum çocuk, hani böyle bir şey yapma demiş. Ama o dinlememiş galiba. Herhalde içgüdüleri daha böyle ağır bastı.
Her kadın anne olmayı hak ediyor sonuçta. Evet, iyi ki de öyle yapmış. İnşallah sağlıkla büyütür. Yegane Hanım da yayınımızı izliyor. Peki hocam, bir tane ilk ben sizinle canlı yayını haberini paylaştığımda post olarak bir arkadaşım yazmış Beliz. Deodorantlarla ilgili çalışmalar var. Özellikle parabenli olanlar çok tehlikeli diye. Yani parabenin aslında cilt için zararlı olduğu artık herkes tarafından biliniyor ama yine de bu konuda hani bizimle son yapılmış çalışmalarla edindiğiniz bilgileri paylaşır mısınız? Tabii şimdi şöyle kadınlarımız şöyle nasıl anlatayım. Bu koltuk altına süren deodorantlar var, losyonlar var. Sonuçta kozmetik olan, kimyasal olan her şey ciltte bir tahriş yaratabilir. Bunu bilmek. Bir de kimyasalın içinde bazı maddeler bu bahsettiğiniz paraben. Paraben bildiğimiz östrojen oranını artırdığı için o östrojen üzerinden meme kanseri ve yumurtalık rahim kanseri yapabilir. O yüzden mümkünse bu paraben biliyorsunuz kremlerde kıvam arttırıcı. Sonuçta evet. Sıvı olmasın, biraz daha katılaştırsın diye paraben kullanıyor ama maalesef meme kanseri az bir oranda bile olsa, az bir sebebiyet bile olsa sonuçta bir risk faktörü. Onlardan mümkünse parabensiz kremlerden ve şampuanlardan uzak durmakta fayda var. Bir de deodorantlardan bahsetmiştik. Deodorantların içerisinde bulunabilen metil, etil, propil, benzil ve paraben gibi kimyasal maddeler meme kanseri ve diğer kanserler türlerini artırabilmekte. Tabii bu konuda çok yaygın prospektif çalışmalar yok ama paraben için söyleyebilirim. Anladım hocam. Peki öneriniz ne oluyor sizin bu böyle durumlarda? Yani başka çözümler de oluyor gerçi botoks falan gibi ama bilmiyorum bu konularda tavrınız ne oluyor? Tabii şöyle en güzeli doğal olmak tabii. Yani mümkünse her gün duş alır. Eğer koltuk altı çok terliyorsa sizin dediğiniz gibi botoks yapabilir. Bir de bu doğal kaya tuzları var. Evet. Onu da kullanabilirler. Anladım. Peki hocam bir de demin östrojen deyince o da sihirli bir şey bu. Özellikle doğum kontrol haplarıyla ilgili bir relasyon yüzyılın şeyi relasyonu şeklinde devam ediyor. Acaba bu konuda bir güncel bir bilginiz var mıdır çalışmadan bizimle paylaşabileceğiniz? Bu hem doğum kontrol hapları olsun hem de menopoza geldikten sonra alınan hormon replasman tedavileri olsun. Eğer bir risk faktörü varsa ve tabii ki tüp bebek IVF yani bu tüp bebek olmak için yapılan işlemler bunlar meme kanser riskini az da olsa arttırmaktadır. Bunları da eğer bir risk faktörü varsa daha sık, daha yaygın bir şekilde muayeneye gerekir. Peki hocam, biz şimdi bölüm bölüm konuştuğumuz için okuyucu takipçilerimize bir örnek teşkil etmesi açısından risk faktörlerini bir toplu açıklamamız mümkün olabilir mi? Şimdi meme kanseri östrojen duyarlı bir tümör. O yüzden östrojeni artırabilecek her durum meme kanseri riskini artırabilir. Yani adet yaşının erken başlaması, adetten kesilme, menopozun geç olması, hiç doğum yapmaması, ilk doğumun 30 yaşından sonra olması, yaşının ilerlemiş olması, aşırı yağlı bu özellikle trans yağ, batı tarzı besin, diyet dediğimiz aşırı yağlı gıdalarla beslenme alışkanlığı, daha önce bir memede kanser gelişmiş olması ve genetik olarak yatkınlık olması, bu biliyorsunuz Angelina Jolie efekt dediğimiz BRCA geninin hastada olması, bunlar bu durumlarda meme kanseri gelişme riski diğer insanlara göre biraz daha fazladır. Evet. Peki hocam tedavi protokollerinde değişen bir şeyler var mı? Yani şu anda her bu konudan şüphelenen hastaya benzer tedaviler mi uygulanıyor yoksa hepsi kişiye özel mi belirleniyor acaba? Kendi pratiğimizden bahsedelim. Kişiye özel bireyselleştirilmiş tedavi yapmaya çalışıyoruz. Daha önce belki siz de hatırlıyorsunuz. Meme kanseri denildiğinde kadınların zaten gelme korkusunun en büyük sebebi o memesinin alınması. Bu kişiye özel bireyselleştirilmiş tedavi, meme konserlerinde her hastanın ayrı ayrı tartışılması, hem ameliyattan önce hem ameliyattan patoloji sonucuna göre her hasta ayrı değerlendiriliyor. Bu önceden tüm hastalara kemoterapi verilirken veya işte duruma göre birkaç ilaç verirken şimdi hormonoterapi dediğimiz, immünoterapi dediğimiz, kemoterapi dediğimiz, radyoterapi dediğimiz alt başlıklara tedavi veriliyor. Bu tabii tümörün alt tipi de bu konuda çok önemli. Hani sonuçta birinci evre tüm tümörler iyi gidecek diye bir şey yok.
Ama erken yakalandığı zaman kesinlikle daha iyi sonuç alıyor. Bu alt tip dediğimiz, işte hormonal duyarlıysa, tümör alt tipi de uygunsa kemoterapiden şey yapabiliyoruz. Kemoterapi vermeyebiliyoruz. Ama triple negatif bir tip dediğimiz, agresif bir tümörse, hiç başka bir şeye duyar değilse mecburen sadece kemoterapiyle gidiyoruz. Ayrıca meme cerrahilerde sadece o bölge alındığı için tüm memeyi de radyoterapiyle ışınlıyoruz. Peki hocam, o görüntüleme sistemleri artık bu farkları net bir şekilde ortaya koyuyor mu? Sanırım eskiden hepsini ortaya koyamıyordu. Bir soru işaretleri kalıyordu bu konuda. Yani şu görüntüleme yöntemlerimiz hem ülkemizde gerçekten radyolojide çok büyük bir ilerleme var. Bizim bu dijital mamografi dediğimiz, 3 testle meme MR'ları dediğimiz görüntüleme sistemleriyle tümörün yerini saptayabiliyoruz. O sayede koruyucu yara yapabiliyoruz. Aynı anda başka bir odak varsa, nasıl, ne demek o? Bir pizza dediğim sadece o, ama başka yerlerde varsa o zaman bu hastaları onkoplastik meme cerrahisi yapıyoruz. Yani memenin alıp içine boşaltıp silikon koyuyoruz. Bu sayede hasta memesiyle beraber yaşıyor. Memesinden etmiyoruz onları. Anladım. Bu da çok güzel bir gelişme. Hem gerçeğe en yakın sonuç oluyor, hem de çözümünde aslında bir kalıcı bir sonuç oluyor. Yine erken teşhis, erken hastaneye gelmeli lazım. Çünkü ilerleyen hastalık kanserinde ve tümörün cildi tutması durumunda bunları pek yapamayabiliriz. O yüzden hastalarımdan, kadınlarımızdan ricamız senelik rutin taramalarını aksatmaması, mutlaka hastaneye gelmesi. Evet hocam, yani bunu da yine toplu olarak bir sizden rica edebilir miyim? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Hep biliyoruz, konuşuyoruz ama sizden de duyarsak çok güzel olur. En büyük özelliği sağlığa erişimin kolaylaşmış olması. Tüm devletin hükümetin içinde tüm hastanelerimizde meme poliklinikleri mevcut. Yani genel cerrahi polikliniğinden başka bir de meme poliklinikleri. Ve bize sağlık ücretsiz. Tüm rutin tarama programları da ücretsiz. Bu ne demek? Yani siz 40 yaşına geldikten sonra herhangi bir devlet hastanesine gittiğinizde mamografi, meme MR'ı hepsi ücretsiz yapılabiliyor. Yani bu bence bizim hastalarımız, insanlarımız için çok büyük bir fırsat. Ve lütfen bunları değerlendirelim. Evet, ama hocam mesela yaş aralığı verebiliyor musunuz? İşte şu yaşa kadar şöyle yapmalı, bu yaştan sonrası şu kadar sürede yapmalı. Herhangi bir risk faktörü yoksa 40 yaşından sonra rutin mamografi ve gereğinde memesi yoğunsa bir ultrason eklenebilir. 40 yaş dememizin sebebi genç bayanlarda meme dokusu çok yoğun olduğu için mamografinin yeterli gelmemesi ve boşuna çekilmiş olması, boşuna radyasyon verilmesi. O yüzden de 40 yaşından sonra tarama programları başlatılıyor. Riskli faktör hastalarda da meme MR'ı eklenebilir. Eğer bir risk faktörü varsa, örneğin demin bahsettiğim Angelina Jolie efekt, BRCA pozitifse, o zaman bunlar da biraz daha erken başlayıp senelik değil de 3 ve 6 aylık periyotlarla hastayı muayene etmek lazım ve daha fazla, daha sık radyolojik görüntüleme yapmak lazım. Peki hocam, bu demin söylediğiniz de çok önemli bir şeydi. Artık bakanlığın her hastanede bir meme özel polikliniği kurması kararı ve bunu gerçekleştirmesi. Mesela sosyal sigortalar da bunları karşılıyor herhalde, değil mi? Yani bu özellikle risk faktörü olanları. Ülkemizde sağlıkta devlet hastanelerinde erişim ücretsiz. Yani hele bir de bu BRCA dediğimiz genetik taramayı da eğitim araştırma hastanelerinde risk faktörü varsa, risk faktöründen kasıt ne? Aynı anda kendisinde, teyzesinde, teyzesinin kızında, annesinde, kuzeninde, halasında, yani herhangi bir akrabada, 3 tane akrabada aynı anda olması gerekmez. 10 sene önce de olabilir, 5 sene önce de olabilir, daha sonra da olabilir. Bu hasta gruplarına biz genetik analiz yapıyoruz. Ve saptamamız durumda hastayla konuşuyoruz. Reproduktif dönem dediğimiz, yani eğer çocuk istemiyorsa, evliyse ve çocuk istemiyorsa, o zaman hastaya operasyon öneriyoruz. Çünkü diyoruz ki siz eğer bu gen taşıyıcısı olduğunuz için bu şekilde 70 yaşına kadar %70 oranında bu hastalıklardan birine karşılaşacaksınız. O yüzden bu hastalıkta onkoplastik ya da subkutan mastektomi cerrahi yapıyoruz. Yani memesinin içini boşaltıp silikon iyileştiriyoruz ve rahimi alıyoruz. Bunların hepsi hastanede ücretsiz yapılıyor. Anladım.
Evet, o yani en şey tabloda galiba burada değil mi? En yani nasıl diyeyim yani en erken teşhiste ve en riski yoğun olan durumda sanırım bu tablo gerçek oluyor. Tüm toplumun yani tüm kadınların %10'unda burası. %90'da ilk defa %10. meme kanseri ilk defa %90 insanlarda o bireyde çıkıyor. %10'da böyle hereditler meme kanseri, ailesel meme kanserinden bahsedilebilir. Eğer risk faktörü yoksa 20 yaşından sonra 20 ile 40 yaş arası meme ultrasonu, 40 yaşından sonra mamografi ultrason ve risk durumuna göre başka bir yöntemlere eklenebilir. Bu tabii bunların hepsi de önemli size. Nedir diye soracak olursanız. Kendi kendine meme muayenesi. Bu sonuçta her gün ve işte ayda bir hastaneye gelmek zordur ama bir insanın, bir kadının özellikle adet sonrası 5. ve 7. günden sonra kendi kendini muayene etmesi bizim için çok önemli. Hasta kendini muayene ettiğinde eline gelen bir kitle sapladığında hissettiğinde bir an önce doktora başvurmalı. Panik olmadan. Çünkü biz biliyoruz ki bu memede saplanan kitlelerin hemen hemen %90-95'i kanser değil. O yüzden korkmamıza gerek yok. Zaten her 8 kadından sadece birinde meme kanseri geliyor. Ve erken teşhis edildiğinde de korkmamıza gerek kalmıyor. Ya süper, içimiz rahatladı hocam bu söylediğiniz son cümleyle. Peki hocam, bu arada yeni bir etkinliğiniz olacak. Önümüzdeki çarşamba günü Sarıyer Belediyesi işbirliğiyle 1.30'da. Ondan da kısaca bahsedebilir misiniz farkındalık çalışmaları? Bizim geçen seneden beri yaptığımız bir kanseri maskeleme projemiz vardı. Sağ olsun Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç Başkan da bize bu konuda çok destek oldu. Tüm Sarıyer halkına işte bu projemizden bahsetti. Biz burada çarşamba günkü şeyde orada yerel halkı tabii ki Sarıyer'deki tüm herkes gelebilir ama İstanbul trafiğinde biraz zor olabilir. Tüm yerel halka bu meme kanseri şu konuştuğumuzu konuları orada halkımıza anlatacağız. Bu kanser O belediyenin içindeki bir bölümde olacak, kadınlara yönelik değil mi? Belediyenin toplantı salonunda. Toplantısı. Bu kanseri maskeleme projemiz de şöyle, bu maskeleme derken hem bu pandemiye bir gönderme yaptık, hem de insanlar korktuğu için maskeliyor hastalığını. Ondan dolayı bir ironi olsun diye, bir dikkat çeksin diye kanseri maskeleme, pembe maskeler yapıp dağıttık orada vatandaşlara. Evet. Gördü, çok da teveccüh gösterdiler. Bu çarşamba yeniden tüm halkımızı bekliyoruz oraya. Zaten yarın bir gün yeniden tanıtımını yapacağız. Hepinizi bekliyoruz. Evet hocam, bu arada siz sosyal medyayı da çok güzel aktif kullanıyorsunuz. Biz yani çoğu konuda oradan da bilgileniyoruz gelişmelerle ilgili. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Hastalarınız gördüğüm kadarıyla zaten çok ilgililer. Hepsi takip ediyor yayınımızı da. Yani ben şöyle, beni tanıyan hastalarım zaten biliyor. Hastalarımla ilişkim çok iyidir benim. Zaten hasta bilginizi değil, ilginizi ölçer. Zaten bu söylediğimiz, konuştuğumuz her şeyi hemen her yerde okuyabilirler. Bizim diğer insanlardan farkımız biraz daha empatik olup biraz daha onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden de geri dönüşler çok iyi. Hastalarından geri dönüşler çok iyi. Bir Evet. nebze olsun onlara faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize sizin aracınızla. Ne mutlu bize. Aynen, güzel. Ne güzel hocam. Öyle hissetmeniz de çok sağ. Bu arada ben minik de bir haber duydum. Böyle bir profesörlüğünüz galiba gelmek istemiş. O da iyi, güzel. Bizim programımıza böyle kısmet oldu. Çok tebrik ediyoruz sizi. İnşallah yine hep halk için, kadınlar için çalışmalarınızı, şifa dağıtımınıza devam edersiniz demek istiyorum. Bilinçli insanlar sayesinde Özge Hanım. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar insanlarımıza faydamız olabilir. Çok teşekkür ederim ilginiz Ben de için. çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada bir diğer uzmanlık alanınız da tiroid konusu. Özellikle tiroid kanserleri ve cerrahisi konusu ve bu da günümüzde çok yaygın. Ben şimdiden canlı yayın emrivakisiyle sizi bir sonraki yayına da davet etmek istiyorum. Özellikle tiroid konusunda takipteyiz diyorum. İnşallah bu akşam da çok takipçiler için bilgilendirici oldu zaten ve onlar da çok güzel takip etmiştir ve hesaplarda da kalacak zaten. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu pazar akşamını bana ayırdığınız için. İyi çalışmalar. Çok çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun.